Ben müsaade alışverişim terimde yüzde neler söyleyeceksiniz? Emek yerinde güzel. Öncelikle onu söyleyelim diye. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Emek yerinde güzel. Evet. Kaybetmeyelim onu. Evet. Siz protesto olarak oldunuz mu? Çekimlerimiz olduğu için o gün orada olamadık ama arkadaşlarımıza yürekten destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Emeği kurtaracağız inşallah. Siz yeni bir projeye başladınız herhalde. Bir projenin çalışmasındayım diyeyim. Daha çekmeye başlamadım. Tahran'a gideceğim çekmek için. Mayıs'ın ortasına doğru gidiyorum. Öyle çekeceğiz, İran, geleceğiz. İranlı bir yönetmenin? Evet, doğru. İranlı bir yönetmenin Amerika-Kanada ortak yapımı bir iş. Hazırlanıyorum şimdi. Tahran'da oynayacağız, geleceğiz. Mafya karakteri miydi? Yok, hayır. Hayır. Bir yarışçı adam, Tahran'da meşhur bir yarışçı adam. Bir Tahran'daki halen yaşayan, hali hazırda yaşayan bir yarışçı hanımefendinin hayat hikayesi. Onun hocası genç bir araba yarışçısı bence. Size gidecek mi sanırım? Tabii şey, yoğun bir tempoda çalışacak. Bu dönem içerisinde Sinan gelemeyecek. Ben de çekimlerimden fırsat buldukça yanına gitmek durumundayım. Çünkü onu oradan yollamayacaklar anlaşılan. İran sineması sizi kazanmış olacak. İran sineması değil, film İran'da çekiliyor. Yönetmen Kanada, İran vatandaşı. Hani çift vatandaş. Tam İran sineması olmuyor aslında. Daha çok Amerikan yapımı diyebiliriz. Saçlarda film için abi. Evet, biraz onun için. Size eski model, saç modeli. Ben setten geliyorum çünkü biliyorsunuz yol ayrımındayım. 1930'lardayız biz. Bugün de 1930'lardan koptum geldim hemen. Tarihi projeler biraz zor oluyor tabii bu anlamda. Evet ama ben çok memnunum böyle bir projenin içerisinde olmaktan. Yani Alev Alatlı uyarlamasıyla bir Kemal Tahir işinde oynuyorum. Büyük bir mutluluk duyuyorum yol ayrımında oynamaktan. TRT'deyim. Çok güzel ve çok hoş bir ekiple çalışıyorum. Gerçekten çok özenli ve mutlu olduğum bir şey. Aslında o kadar da zor değilmiş herkes işini doğru düzgün ve zamanında yaptığında. Panafilm'de ben bunu öğrenmiş oldum. İzleyen son dönemde çok fazla tutmaması, süre uzunluğunda mı sizce? Bence her şeyi tükettiğimiz gibi bir toplumda dizilerin süresiyle ilgili tahammülümüzü de her şeyi de tüketiyoruz hızlı. Yeni şeyler bulunmalı, yeni formüller bulunmalı televizyon için diyorum ben. Aynı fikirdeyim, evet. Yani artık sistem taşımıyor. Seyirci de memnun değil söz konusu sistemden. Bence de yani daha kısa, daha kompakt ama daha alımlı işler yapılması lazım. Sektör buna hazır zaten. Kanallar ve ekran verenler de onay verirse aslında sektör birinci sınıf bir ekipmana sahip, o kalifiyede insanlara sahip. Ama biraz daha küçülmemiz lazım. Evet. Çok geniş olunca problem oluyor. Peki efendim, Türk sineması nasıl? İçindeyiz. Yani Türk sinemasını çok güzel işler yapılıyor. Kalkınıyor, genişliyor. Daha da yükselmesi lazım. Daha iyi senaryoların yazılması lazım. Genç insanların daha çok ileri doğru çıkması lazım. Buna daha çok bütçelerin ayrılması gerekiyor. Evet. Bakanlığın daha çok desteklenmesi lazım. Evet. Yani bir Türk sineması varlığı yok etmemek ve devamını getirebilmek için gerçekten de devletin de bu işi desteklemesi lazım. Salonların daha çok açılması lazım. Değil mi? Olanların yok edilmemesi lazım. Tekel halindeki salonların tekerlikten çıkması lazım. Bağımsız sinemanın sadece iki salonda gösterebiliyorsak Türkiye'de... Genç insanları yetiştirmiyoruz demektir Türk sineması adına. Önce bir dışarıyı buraya getirip bütünüyle o tek eli kırıp dünya sinemasını tanıtmak lazım ki gençlere. Onlar eğitilsinler ve daha sonra bir şeyler öğretebilirim. O yüzden bu tek elin, özellikle sinema salonu tek elin biraz değişmesi lazım. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin.